Ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Nasılsın? İyi olacağım. Merak etme. Ömer. Efendim canım. Teşekkür ederim. Neden? Böyle bir günde yanımda olduğun için. Ne yaptım ki? Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Keşke bir dokunup bütün acılarını silebilseydim. Keşke o kadar kolay olsa. Elif'le konuştuk. Söyledi mi? Evet. Ona kızmıyorsun, değil mi? Kızgınlık değil belki ama yanında kendimi kötü hissediyorum. Çok normal. Olanların sebebi o çünkü. Peki sen nasıl bu kadar sakinsin Ömer? Onunla çok zor 2 gün geçirdik Filiz. Çok zor. Yapabileceği bir şey yoktu. Biliyorum. Hadi uyu artık. Uyuyamazsan da beni uyandır. Tamam. Yaz programı yapıyor şimdiden. Oraya gidelim, buraya gidelim. Bilirsin işte. Aman, geçen yaz gibi olmasın da. Birlikte seyahatten hiç hoşlanmamıştınız. Doğru. Biz seninle baş başa bir tatil yapalım bu yaz. Boş ver esinleri filan. Hafta sonu çiftliğe gidelim mi, ne dersin? Değişiklik olur. Olabilir. Ne zamandır gitmedik. Günaydın. 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 Bu ne güzellik böyle. Benim kızım her zaman güzeldir. Teşekkür ederim. Bugün toplantıya katılacak mısın? Hı, tabii. Hafta sonu çiftliğe gidelim diyorduk. Yılmaz'ı da çağırsana. Onun geleceğini sanmıyorum anneciğim. Neden? Biz ayrıldık. Aa. Ayrıldınız mı? Ne zaman oldu bu? Daha geçen gece. Çok yeni babacığım. Ama kesinlikle bitti. Konu tamamen kapandı. Neden kızım? Bu ne hız böyle? Anneciğim, bu konuyu sonra konuşsak. Zeynep, bana çay verir misin? Kolay gelsin. Aa, günaydın Müjgan abla. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelinliği buraya kadar taşıdın mı yoksa? Evet. Aa. Dün gece ikinci prova için hazır hale getirdim. Ay, eline sağlık. Rica ederim. Hoş geldin Müjgan abla. Hoş bulduk. Nasılsın Ali? İyiyim, sağ ol. Bu deli kızın emirlerini yerine getiriyorum gördüğün gibi. Aa, bir de zeytinyağı gibi üste çıkmaz mı? Her şeyi başıma yıkan sen değil misin? İki odun kırdın diye emir kulum oldun. Ne yapayım Sema? Vaktin mi var? Her gece meyhaneye gitmezsen, buradaki işleri bitirirsen vakit bulursun Ali. Aa, yüklenme oğlana o kadar. Evlenene kadar ne istiyorsa bırak yapsın. Sonra yandık zaten Müjgan abla. Yandın tabii. Dur bakalım, daha işin başındasın. İyi düşün istersen. Daha vaktin var. Hadi oradan numaracı. Vaktim varmış. Hadi hoşça kal Müjgan abla. Ben geç kaldım bile. Güle güle çocuğum. Güle güle, güle güle. Ay, bu adamların hepsi çocuk gibi vallahi Müjgan abla. Başları sıkışınca yuvayı dişi kuş yapar. Aman neyse, boş ver. Ne ikram edeyim sana? Bir şey ikram etme. Zaten bir saat sonra mahallede Elif'le buluşacağım. Fazla vaktim yok. Sen gel otur bakayım şuraya. Biraz konuşalım. Sema, bütün gece uyuyamadım ben. Hoş, bu senin işine yaradı. Bütün gece durmadan gelinlikle uğraştım ama. Düşünmekten de kafam patladı. Bu kızın nesi var? Elif'in mi? Ondan mı bahsediyorsun?
Ay biraz canı sıkkın Müjgan abla, o kadar. Onu biliyorum. Soruma cevap vermemek için bin dereden su getiriyor. Neye sıkılıyormuş bakayım? Bak söz veriyorum, aramızda kalacak. Ay nasıl yapsam ya? Of. Bak söz verdim Müjgan abla, unutma tamam mı? Vallahi Elif söylediğimi duyarsa beni öldürür. Ağzımı açmam, merak etme. Elif çok zor durumda Müjgan abla ya. Bir de gel şimdi annemlere dert anlat. Evet. Bu konu kahvaltı masasındaki gibi kalmaz. Seni sıkıştıracaktır. Filiz. Bir seyahate çıksana. Boş ver. Hiç havamda değilim. Hem yapılacak bir ton iş var. İlk yapmam gereken de ada otelleriyle anlaşmaları feshetmek olacak. Ben o işi hallettim. Hallettin mi? Ne zaman? Dün. Karşı tarafa bildirdik. Murat bir problem olmadığını söyledi. Bu işle Murat mı ilgilendi? Evet. Senin dışında meseleyi bilen bir toko vardı çünkü. Avukatlara danıştın değil mi? Danıştım. Gelelim mi yoksa özel mi konuşuyorsunuz? Buyurun. Sonra konuşuruz. Hadi. Paris organizasyonu tamam. Fransız firma bizden tarih bekliyor. Anlaşma metinleri için avukatlara danıştık. Hiçbir sorun yok. Seyahat programını güncelleyelim. Programa bir kişiyi daha ilave ediyoruz. Filiz de bizimle geliyor. Ama ben... İtiraz yok. İki gün için tartışmaya bile değmez. Geliyorsun o kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.